Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TRD Tech yeni 520 DS'yi tanıtıyoruz. Yanımda yine olduğu gibi Furkan var. Araç çok güzel, çok çekici. Bakın 320'den farklı olarak çok güzel böyle J farlar var. J, o tarzda. Çok şık durmuş gerçekten. Çok keskinleşmiş farlar. Evet. Eski 5'e göre. Yani 520'ye göre gayet güzel bir far oluşmuş. Burada yine aracımız 2.0 dizel. 4 çeker arkadaşlar. X-Drive. Şöyle ön tarafını size göstereyim. İçinde detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Bakın böbrekleri. Bunun böbrekleri daha şey duruyor. 3'e göre daha çıkıntılı duruyor. Bunda da aktif var. Bak. Evet. Yine aracı açtığınız zaman açılıyor. BMW kullanıcıları çok iyi bilir bunu. Çok sportif ya. Eski 520'nin hantallığı gitmiş üzerinden. Bu luxury değil mi? Bu herhalde luxury. Üzerinde kaç inç jant var? 18 inç jant var. 320 ile aynı janta sahip ama bu 245. Tabii 320 hem sporttu. 245, 45, 18. 18 inçlik janta sahip araç. Büyük duruyor bayağı. Bayağı büyük duruyor. Evet, 320'den farklı olan aynen, yine burada bir hava girişimiz var. Köpek balığı derimi. Bakın arkadaşlar. Luxury Line aracımız. Ve en güzel yerine geldik. Arka. Yeni gibi duruyor. Şunu parlaklığını şöyle. Şuna bakar mısınız? Aynı yeni gibi duruyor değil mi? Aynen öyle. Aracımız dediğimiz gibi X-Drive arkadaşlar. Far tasarımlarına. Şöyle size alt tarafı da gösterelim. Burada bak Furkan yine detaya değmişler. Çok güzel bir detay var yine burada. Arkası farlar çok değişmiş arkası. Evet. Arkası gerçekten çok güzel. Bakın gerçekten güzel araç. Işığı bu şekildeydi. Şimdi içine geçelim. Dur. O zaman direkt bagaja geçelim. Bayağı geniş. Geniş ve düz. Elektrikli bagajımız tabii ki de. Gel içine geçelim. Mükemmel. Bakın arkadaşlar, şu detaylara bakın. Burası yeni gelmiş değil mi? Üçte evet. Beraber gelen katran. Bu yeni gelmiş. Yine. Tabii ki de luxury olduğu için elektrikli ve hafızalı koltuklarımız var. Burada perdeli kilitleme ayarlarımız mevcut. Şu detaylar bile çok güzel. Evet. İçine girelim şimdi. Bakım maşallah. Bakım. Tabii ki de luxury'de bakım olması lazım zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bak 3'te olan far detayı bunlarda yok. Far ayarlama yerleri onunla tuşlu ama bunda manuel. Ben bunu daha çok seviyorum desem. O çok karışık duruyor ya. Evet, onu A6'da da görmüştük. Evet, dokunma dokunma be. Şurada direksiyonu ayarlayabildiğimiz yer mevcut. Evet, iki direksiyon var. Aynen. Burada cruise control. Burada multimedya tuşları. Hayalet ekranımız da bu şekilde arkadaşlar. Yeni 3 ile beraber geldi. Şuna bakayım. Evet, 3'te olan ama 5'te olmayan yine 5'i anımsatan bir yine joystick var burada. Sen bunu seviyorsun. Ben bunu seviyorum. Burası değişmemiş kesinlikle eski 5 ile aynı ama şu burada yine şu kaplama, detay. Kaplama evet. Çok güzelmiş. Kaplama evet. Gerçekten güzel, hissiyatı da güzel. E gibi olmuş. Evet. Burada bak dijital klima yeni gelmiş ve gerçekten her şey dokunmatik arkadaşlar. Efektler de çok güzel. Evet. Ve hızlı. Yine tuşları var ama tabi buradan açma kapama ayarlarını yapıyorsunuz.
İki taraftan böyle off yapabiliyorsun. Koltuk sütmeyi de kapatalım. Yanmayalım. Gördüğünüz gibi burada yine çarşı menajimiz var ve LBS ekranımız var arkadaşlar. Bakın eski BMW'ye göre kocaman ekran. Kaç inç olduğunu videonun altına hemen yazarım. Aşağıda bayağı büyük ama. Yani gerçekten bayağı büyük. Kalite olarak da kesinlikle olarak Furkan biraz oynayalım istersen ekranla. Ekran şu şey bakar mısın? Dokunmatiği yani. Zaten. Tık tık direkt alayım. Mükemmel ya. Yani bir gerçekten var. Bu şey yok ama ben şunu bekliyordum. Elle yapıyorduk ya. Onu bağladığın zaman anlıyorsun dokunmatik olduğunu. Şu iDrive dokunmatik arkadaşlar. Buraya yine böyle rakamlar yazıyorsunuz. Telefon ekranında çıkıyor. Yani buradan buraya bakarak böyle illa buraya yetişmenize gerek yok. Şuradan şu şekilde numara yazıyorsunuz işte 0-500-36 diye. Burada direkt telefon ekranında yazıyor. Güzel bir şey. Şuraya bakalım bir. Şu bölmeye bakalım. Kablosuz şarj var. Şarj özelliğimiz var. Direkt gördüğünüz gibi. Yine bak unutmamışlar. Burada bir USB girişi koymuşlar. Biliyorsunuz ki her araçta artık Type-C var. Burada yine bir çakmaklık girişi ve bardaklık var. Kapatalım. Detaylar çok güzel. Evet. Şimdi bir kolda yemeye çalışalım. Şuraları da göstersene yani. Her taraf deri kaplı. Sanırsam bu deri ne? Deri Ducato deri. Aynı araç bizde de vardı. 2018 olanı. Burası? Kım kolda yama. Soğutmalı büyük ihtimalle. Burası C var burada. Type evet. C burada bir Type-C var. Burası yok, soğutmalı değil herhalde. Değil burada illet bir ışık var. Yani çok geniş bulamadım ama yine de yeterli. Ya tabii canım yani nereye gidiyorsun? Su mu koyacağım bu arabaya? Şey koyalım burasına. Aynen. Zaten yan tarafta harman kardan var burada ya. Harman kardan var evet. Ses sistemi. Bakın araç tamamen sıfır. Arkadaşlar TRT'de tek bir video. Bu imkanı bize sağladığı için kırmızı otoya çok teşekkür ederiz. Aracın ilanını da sizlere koyacağım alta. Bak şeyde göğüste deri kaplı Zeyt. Evet göğüste deri kaplı. Ve bunda daha iyi oturaklı bir şey olmuş. Şu malzeme benim çok hoşuma gitti. Yeni 5. Ve değişmeyen yine bir start stop. Acaba. Aa F1 kulaçlıklarımız var yine burada. Şu ekranla biraz oynayalım Furkan. Bir modlarına bir şeyler. İç aydınlatmaya bakacaktım ama. Ekran gerçekten çok büyük arkadaşlar. Çok çok ve çok net. Yani gerçekten net ve kocaman. Ya şu insanı premium hissettiriyor cidden ya şu detaylar. Tamam. Mavi yapar mısın onu bir gösterelim. Ben de kapatayım kapıyı. Mavi yapalım. Ya cidden yani premium hissettiriyor ya. Mükemmel oldu. Baya baya iyi. Mavi beyaz yapalım. Buradan güzel. Ya tabii bu da ambiyans yani gece için ama. Yeşil. Çok güzel ya. Çok çok. BMW'nin şu ambiyansına bayılıyorum zaten. Burada yine LED ekranlarımız var. Bakın burada bile ambiyans var. Ama ışığımız var. Bunlar dokunmatik olsaydı bir şeymiş. Keşke yani ben ona baktım aynen. Ama güzel. Sunroof burada var. Bir sunroofumuz var. Fazla büyük değil diyeceğim ama yani yeterli ya. Daha fazla yeterli ya. Edemez. Aynen öyle. Panoramik beklemeye gerek yok. Buralar yine. Bu şekilde arkadaşlar. Torpidoya bak istersen bir. Bak şurası da krom. Torpidoyu gösterelim sizlere. Bak krom. Fazla geniş değil. Fazla büyük yine değil. Bence yeterli ya. Bak ya yeterli. Şunları şey yapmışlar ya hani bölmeli yapmışlar ya bak. Bunlar güzel detaylar. Ya aman aman büyük değil ama yani. Evet. Güzel. Arkayı çek istersen de. Arkayı da arkadan da bir alalım arkadaşlar. Bakın yine arkada hem bu kelebek camında bir perdelik var. Hem de burada var ve bunlar elektrikli arkadaşlar. Şöyle içini de gösterelim sizlere. Tekrardan Kırmızı Oto'ya çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladığı için. Bakın arkada yine iki tane Type-C girişi. Arkayı donanım olarak bayağı yüksek tutmuşlar. İki tane Type-C girişi ve şarj ediyorsunuz burada. Burada yine bir 12 voltluk çakmaklık girişi ve fonksiyonlu klimamız var arkadaşlar. Çok güzel ya. Hoşuma gidiyor, çok hoşuma gidiyor. Bakın. Gördüğünüz gibi. Burada Harman Kardon. Ses sistemi var. Onu da size gösterebiliriz biraz sonra. Bakın burada Q7'lerde olduğu gibi bir menfez var. Bu kenarları da koymuşlar artık 520'de. Burada bir kol dayamamız var. Değişmemiş bir kol dayama. Bakın. Buradan arkaya geçiş yok arkadaşlar. Bagaj ulaşım yok. Arkada bu şekildeydi. Gayet geniş içerisi. Büyük. Bakın şöyle arkadan da bir içeriği gösterelim sizlere. Bakın.
Araçta böyle bir yine değişmeyen bir BMW'nin anahtarı var arkadaşlar. Bakın. Şey de olabilirdi ya, bu göstergeleri oluyor, evet. Ya. Onu sade. 2017'de yapmışlardı. Opsiyon mu? Tutmadı. Opsiyon mu acaba o ya? Ya yok, 2017 model 520'lerde vardı, o Sportline'larda vardı. Ama tutmadı. Ondan sonra BMW hep buna döndü. Aracımızı bir çalıştıralım. Bakın, kadranı da size şöyle göstereyim, direksiyonu indirelim. Sağ olsun cidden ya. Arkadaşlar bakın, kadranlar mükemmel. Tekrardan. Bunu değiştirelim mi? Bakalım neler var başka. Evet, modları bir değiştirelim. Şu an gidiş yapıyor modlar arasında ama. Ha, değişiyor. Eco Pro'da değişiyor. Sport'ta kırmızı. Fazla modern bir capcafı yok. Yani Comfort'ta turuncu. Klasik BMW. Kadran renkleri. Bakın. Kapat istersen bu turu. Şöyle bir gösterelim. Şimdi motoru bir kapatalım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni BMW 5 serisini sizlere aktardık. Burada ne var? Bir ışık mı var sanki acaba burada? Anlamadım şu an ben bunu. Orada bir şey var ama anlamadım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Furkan da sizlere 520 içerisinden güzel ayrıntılar, detaylar gösterdik. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu videonun kartlarına da sonuna da yeni 320'yi çektik. Onda sürüş deneyimimiz de var. Onu da anlattık sizlere ilk sürüş olarak. Teşekkür ederiz. Yeni bir şeyin içerisinden bu kadar da arkadaşlar. Evet. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Tekrardan bu imkanı bize sağladığı için Kırmızı Oto'ya çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun.